Şimdi ben Mahir Ünal'ın bu söylediğinin e, ne kadar yani 19 yıldır yaptığımız her şey hazırlıktı. Bu birazcık toplumu kaşıyan, kendi yandaşlarını kaşıyan da bir bir şey olduğunu düşünüyorum yani AKP bir oradan o bir or bir baş bir ideolojiden ya da bir savunduğu bir de değerler sinsilesinden diğerine savruluyor. Sürekli olarak değişiyor. Şimdi bunu hazırlık olarak ifade ediyorlar ama Fikret Bila'nın bıraktığı yerden devam edecek olursam Barış sen AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına baktığında nasıl ne, yani ne gibi kodlar görüyorsun. Biraz bunları aktarır mısın ve bu İslamcı milliyetçi çizgi konusunda Hı. biraz daha belki ayrıntılandırabiliriz. Neler düşünüyorsun? Evet, şimdi ben konuşmasını dinlerken şunu düşündüm. Arkama yaslandım. Ya yani biraz arkamıza yaslandım. Ya biz bu konuşmayı niye bu kadar şey yapıyoruz, değil mi? Yani din yani bu bir parti. Adalet ve Kalkınma Partisi her siyasi parti gibi Türkiye'nin partilerinden bir tanesi. Neden biz bu konuşmayı bir anda hepimiz kitlendik? Hatta günler öncesinden bu konu konuşuldu. İşte biraz önce söylediğim Mahir Önal bunu beklentiyi yarattı biraz önce söylediğim gibi. Neden böyle bir şey var? Burada bir tuhaflık var. Neden böyle bir tuhaflık var? Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu bir siyasi parti. Bu bir siyasi partinin kendi karar organını, Merkez Karar Yürütme Kurulu, arkasından da MYK'sını belirleyecek. Yani Genel Başkan Yardımcısını belirleyecek. Zaten Genel Başkanı belli. Genel Başkanını seçecek, seçti. Çok rekabetçi bir ortamdı gerçekten. Evet. <laughs> Seçtiği bir kongre. Diyelim ki biz ama bunu bu şekilde mi konuştuk gerçekten? Yani bakıldığı zaman Türkiye'deki anayasal sistem bütün partilere bu kongreleri yapacaksın diyor. İstemeseler de mecburiyetten bunu yapıyorlar. Kendi karar organlarını seçeceksin diyor. Hayır böyle olmadı. Çünkü kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da devletin başıydı. Kürsüye çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideriydi. Kürsüye çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin başı olan kişimdi, yürütmenin başıydı. Daha başka bir şey sayayım mı? Daha yani Varlık Fonu'nun başıydı, Halk Bank'ın başıydı, <laughs> Türk Hava Yolu'nun her şeyin başıydı. Doğal olarak bu konuşma Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre belirlenmiş olan kurullarını yeniden seçim için ilk kongrelerinden sonra yaptığı bir toplantı olmaktan çıkıyor. Neye dönüşüyor? bütün Türkiye'ye vizyon vereceği, bütün Türkiye'yi nasıl yöneteceği, hatta 2023 değil, 2053 ve 2073'e kadar pankartlara bakarsanız bir toplantı haline dönüşüyor. Doğal olarak burada aslında Türkiye'de hani geriye dönüp yaslandığımda onu demiş bunu demişten çıkıp bir bütüne baktığımda, fotoğrafa baktığımda bu toplantının kendisinin Türkiye'deki sisteme dair bir bence kırmızı alem verdiği şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu tablonun bizim için. Devam edebilir miyim? Tabii. İkinci olarak şunu söyleyeyim. Yani biraz önce sözünü ettim. ettim. Cumhurbaşkanı söyledim ama 11 parti davet etmiş. Yani ana vatan partisi bile var. Evet. Hüdapar var. Hüdapar var. Vatan partisi var. partisi var. Demokrat parti var. Saadet partisi var. Büyük bir her şey var. Yani şöyle bir fotoğrafa baktığımda kullandığı dedi. Mesela dikkat edin. Cumhurbaşkanı duayla başladı dedim ama işte bu yan Fatiha suresinden yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilettin, Gazabı uğrayanların ve sapmışların yoluna değil. Yani hani elbette ki bu duaların da ayetlerin de tesadüf olduğunu düşünmüyorum ben. Hani Cumhurbaşkanı elbette ki orada aklına geleni söylemiyor. Hem başlangıcında hem sonucunda e, dini söylemi siyasal söylemle yan yana getirerek... Hem bu fotoğrafın kendisi bir şey söylüyor hem de dikkat edin kapının önündeki kar bütün mikropları öldürüyordan sapmışların ve gazaba uğrayanların yolundan gitmiyoruz biz diyene kadar sürekli karşısındaki güçleri bir tür o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama tekfir eden yani bir anlamda din dışı neredeyse ilan edecek gazaba uğramış, zillet vesaire, çamura batmış, ilan edecek muhalefeti vesaire çevreleri, neredeyse bir şey, kavga, savaş ortamındaymışız gibi bir konuşmayla süsleyen bir dil kullanıyor. Ve bunu Adalet ve Kalkınma Partisi kongresinde yapıyor olmasının dışında, ilk başa dönersem konuşmamı, aynı zamanda cumhurbaşkanı olarak yapıyor, aynı zamanda yürütmenin başı olarak yapıyor. Dolayısıyla bu tablo bizi biraz yargının da başı yargının olarak yapıyor. Kırmızı alem verdiriyor. Bunun ötesinde mesela biraz daha e, analiz yapmaya başlarsak şunu da görüyoruz. Ben mesela e, hani bu fotoğraf e, kalabalık fotoğrafı bilmem ne filan diye sorduk ya. Ben şunu merak ettim. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı kapının önünde dedi ki şunu söyledi, okuyorum. AKP'nin üye sayısının 13 milyon 500 bin olduğunu söyledi. Bırakın Türkiye'yi, dünyada böyle bir siyasi parti yok dedi. Ve doğru söylüyor, çok büyük bir rakam. Fakat şöyle bir sorun var, yani bu, bu başka bir açıdan kırmızı alem. Mesela 24 Haziran 2018 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı oy 21 milyon 335 bin. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 21 milyon da büyük bir oy. Ama neredeyse partinin üye sayısıyla almış olduğu oy bakın iki katı bile değil. Yani her bir üyemiz bir kişi oy verdirecek deseniz almış olduğu oydan daha azını almış oluyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet Adalet ve Kalkınma Partisi devasa bir parti. Çok üyesi olan bir parti. Ama bu 13,5 milyon üyesi olan bir parti diğer partilerle karşılaştığınızda Karşılığı olan toplumsallaşmanın sınırına da dayanmış gibi gözüküyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu 21 milyon, 30 milyon olabilir mi? 40 milyon olabilir mi? Bence olamazmış gibi gözüküyor. Yani bu açıdan e, bir sıkıntısı var. Büyük bir parti Türkiye'yi yönetiyor. Adeta bir tür e, yeni, hani teşbihte hata olmaz. Cumhurbaşkanı çizdiği e, yeni düzeni temsil eden parti üye sayısı da devasa bir üye sayısı kendi tarifiyle ama bu da toplumsal sınırlarına dayanmıştık. sorunu yaşıyor ki Cumhurbaşkanı zaten dönüp geleceğe dönük değil sürekli geçmişe dönük konuşuyor olması da bunun göstergesi. Zaten evin